basketbol milli takımı olarak ülkemizi ikinci defa olimpiyat oyunlarında temsil edeceksiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu nasıl bir duygu olimpiyat oyunlarında yarışmak? Biz de 2012'de Londra'da ilk defa bu duyguya tadına vardık. Çok güzel bir duygu. Yani ülkemizi en üst müsabaka derecesinde temsil etmek çok güzel. Daha önce bir sürü milli maç oynamıştık, milli müsabakalar oynamıştık ama olimpiyatta oynamak çok farklı bir heyecan ve mutluluk verdi bize. Şimdi bir kere daha gidiyoruz, daha tecrübeli bir şekilde gidiyoruz ve üst üste bunu tekrardan gerçekleştirmemiz çok büyük bir başarı bence. Kadın sporlarında giden ilk takımız geçen sene. Ondan sonra voleybol takımı da katılmıştı. Bu sene gene aynı şekilde biz gidiyoruz. Bu da işte ülkemizde kadın sporuna verilen yatırımların değerinin ne kadar önemli olduğunu ve hani başarı, yani yatırım yapıldıkça, değer verildikçe neler yapabileceğimizi gösteriyoruz bu şekilde. Mutluyuz tabii ki, gururluyuz. En iyi şekilde de oradaki bütün müsabakaların maçları da kazanıp güzel bir dereceyle de ülkemizi sevindirici haberlerle dönmek istiyoruz. Peki biz olimpiyat elemelerini seyrettik, tabii ki takip ettik sizi ama biraz hazırlık sürecinden bahseder misin bize? Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Yani genelde olimpiyat yıllarında çok uzun kamplar oluyor bizim. Sezon biter bitmez, sezonumuz çünkü Mayıs'ın ortasında bitti. Hemen kampa başladık ve neredeyse 3 aya yakın bütün yazımız kampta geçiyor. Normalde diğer yıllarda daha kısa oluyor tabii ki Avrupa şampiyonalarında. Elemenin de tam olimpiyat yılı öncesi olması tabii ki bu süreci gerektiriyor, 3 aylık kadar uzun. Ama hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Yıllarca beraber oynadığımız bir ekibiz. O yüzden bize de güzel oluyor. Yani hiçbir şekilde zoraki bir şey olmuyor. Zaten çok seve seve geliyoruz. Çok büyük bir mutluluk ve enerjiyle yapıyoruz antrenmanlarımızı. Tabii ki sonuçta sonunda da olimpiyata gideceğimiz için ayrı bir motiveyiz yani bu konuda. O yüzden güzel bir hazırlık süreci geçti. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii ki oradaki bütün diğer 11 takım da kendi kıtalarında başarılı takımlar. Hiçbir maç kolay olmayacaktır. Herkes tabii ki orada başarılı olmak isteyecektir. Kürsüye çıkıp madalya almak isteyecektir. Biz de onlardanız ve en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Neden basketbol ve basketbola başlayacak genç arkadaşlar neler önerirsin? Ben 9 yaşında basketbolla tanıştım. Başka hiçbir branş denemedim. Ve hani basketbol benim için bir tutku oldu. Yani basketbolu sevenler gerçekten hani ayrı bir tutkuyla bağlanıyorlar bence. Ve iyi ki basketbolu seçmişim. Çok mutluyum yani. Benim karakterime ve fiziğime ve kafa yapıma uyan bir branş olduğunu düşünüyorum. Diğerlerini denemesem de tek branşla bunu söyleyebilirim. Başlayacak olan arkadaşlara da basketbol ya da herhangi bir spor hiç fark etmez. Mutlaka hayallerinin peşinden koşsunlar. Hemen pes etmesinler. Hiçbir şey kolay değil. Ben de 20 yıldır amil takımda oynuyorum. 10 yıldır da kaptanlığını yapıyorum. Hiçbir şey kolay değil. Sakatlıklar, zorluklar, kötü günler oluyor. Maç kayıpları, işte dibe vurduğumuz anlar oluyor ama zaten işin en güzel tarafı oradan çıkıp tekrar başarıyı yakalamak. O yüzden mutlaka herkes spor yapsın. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim.